Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın ortasında büyük bir savaş var. Rusya Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Yüz binlerce insan kaçıyor, ülkeyi terk ediyor. Ekonomiler pek çok ülkede büyük bir sıkıntının içerisine girmiş vaziyette. Ukrayna adeta alt üst olmuş vaziyette. Ruslar acımasız bir şekilde insanları öldürmeye devam ediyorlar. Tabii Avrupa'nın göbeğindeki bu savaş sadece Ukrayna'yı ya da Rusya'yı değil, Avrupa'nın tamamını etkiliyor. Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi olan Almanya'da bile bu savaşın çok ciddi etkileri var. Vatandaşın ödemiş olduğu faturalar, vatandaşın aldığı benzin fiyatları, vatandaşın marketinde, çarşısında, pazarda adeta yangın var. Fiyatlar almış başını gidiyor. 100 yılda bir meydana gelen koronavirüsle bir taraftan insanlar mücadele ederken ve zamları yeni bir dünya düzenini görmüşken bir de üzerine Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, böylesine büyük bir savaş sonrasında da görüyorsunuz marketler, fiyatlar almış başını gidiyor ama vatandaşın almış olduğu maaşlar aynı, sosyal yardımlar aynı. Bakın marketlerle ilgili Almanya'da çok ciddi bir sıkıntı var. Bununla ilgili bir gelişmeyi aktaracağım. Uzmanlar yapmış olduğu açıklamalarda bunların iyi günler olduğunu, önümüzdeki günlerde Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında maalesef tablonun daha da ağırlaşacağını, işçinin, emeklinin, sosyal yardımla geçinen dar gelirli vatandaşımızın bütçesinin sarsılacağını ifade ediyorlar. Bakın değerli izleyicilerimiz, enerji fiyatları ülke genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviyede, benzin fiyatlarında akaryakıt fiyatları artı 2 euronun üzerinde. Ancak diğer sorunlar süpermarketlerde de var. Aldi, Lidl ve diğer süpermarketlerin müşterilerini neler bekliyor? Bu marketlere gidiyorsunuz. Bakalım değerli izleyicilerimiz. Aldi, Lidl, Tegut ve diğer pek çok marketin bazı şubelerinde un ve maya yetersiz bulunuyor. Twitter'da bir kullanıcı fotoğraf paylaştı ve şunları yazdı. Bugün Lidl, Tegut, Netto'daydım ve yağ yok, maya yok, un yok. Her şey tükenmiş. Diğer pek çok Twitter kullanıcısı marketlerde rafların boş olduğunu belirtiyor. Un ve diğer tahıl ürünlerinin kıtlığının birkaç nedeni var. Son birkaç yılda buğday fiyatlarında önemli artış görüldü. Federal İstatistik Ofisi'ne göre üretici fiyatları Aralık 2021'de bir önceki yıla göre zaten %40 civarında pahalıydı. Şimdi üzerine kriz, korona vesaire derken bu fiyatlar da aldı başını gidiyor. Önümüzdeki günlerde tablo daha da ağırlaşacak. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği Rusya'nın Ukrayna'yı vurmasıyla beraber büyük bir sıkıntının içerisine girdi. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı önümüzdeki günlerde daha büyük sıkıntılar bekliyor. Çünkü markette, çarşıda, pazarda fiyatlar daha da artacak. Ben markete gittiğim zaman bir tane yağdan 10 tane alayım, bilmem neyden 10 tane alayım. Sen de al, öbürü de al, öbürü de al. Arkadaşlar, krize gerek yok ki, savaşa gerek yok ki. Marketin rafında ürün kalmayınca ne olacak? Herkes doğal olarak, bütün toptancılar fiyatları arttıracaklar. Yani illa savaşa da gerek yok. Şimdi hatırlıyor musunuz? Koronavirüs döneminde tuvalet kağıtlarına millet saldırıyordu. Tuvalet kağıtlarının fiyatları arttı diye. Şimdi yağa saldırıyor millet. Fiyatlar artıyor. Artacak. Ya artacak, yapacak bir şey yok buna. Ama Avrupa Birliği'nin nasıl bir karton kahraman olduğu da ortaya çıktı arkadaşlar. Koskoca Avrupa Birliği kasa ağzına kadar para dolu. Kardeşim, çözeceksin. Ya eğer Ukrayna'dan geliyorsa başka bir B şıkkını bulacaksın. Yaklaşık 500 milyon insanın yaşamış olduğu 27 ülkede, Avrupa Birliği topraklarında mutlak surette sen bu işi çözmekle yükümlüsün. Sen kendini Avrupa Birliği olarak doğalgazda %40 oranında Rusya'ya bağlamışsın. Petrolde %30 ve bunun yanı sıra pek çok alanda da Rusya'ya bağımlı hale getirmişsin. Kardeşim, sen Rusya'nın güvenilir olmadığını bilmiyor musun? Ne yaptı Rusya? Ukrayna'yı vurdu, alayını tehdit etti. Dedi gazı kapatırım dedi. Şimdi bunun çözüm yolu diyeceksiniz ne? Çözüm yolu basit. Türkiye'nin kapısını çalacaksın. Diyeceksin ki senin şu Doğu Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarındaki gel bu petrol doğalgazı çıkartalım kardeşim bana sat diyeceksin. Almanya Başbakanı Scholz, şansölye, Türkiye'ye niye gitti arkadaşlar? Ben bunu defalarca anlattım. İşte bak, bu yola geldiler. Gelecekler, gelmeye devam edecekler arkadaşlar. Yunanistan Başbakanı niye Türkiye'ye gitti? İsrail Cumhurbaşkanı niye Türkiye'ye gitti bu dönemde? Tek bir sebebi var arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Denilecek ki Avrupa Birliği'nin gazı artık Türkiye'den geliyor diyecekler. Bu kadar basit. Bak bu kadar basit. Ama kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği ne zaman ki Rusya Ukrayna'yı vurdu ve Ukrayna'nın tamamını ele geçirmeye başladı, korktu bunlar. Dediler ki tamam, eyvah dediler. Ruslar geliyor dediler. Arkadaşlar, Avrupa Birliği denilen birlik toplamda 3-5 ülke bana göre. Büyüklerden bahsediyor. Ekonomileri ve nüfusları büyük. Geri kalan kısmı fasarya. Rusya da bunu bildiği için elini kolunu sallayarak başkent Kiev'e kadar geldi. Ya adamlar ne dedi, bir hafta 10 günde başkente geldi kardeşim. Ukrayna'nın lideri Zelenski çıkıp diyor ki işte Avrupa Birliği'nden daha fazla silah para bekliyoruz. Ya sen daha çok beklersin kardeşim. Bu Avrupa Birliği sana gazı verdi. Seni Amerika ile beraber Rusya'nın önüne yem olarak attı. Şimdi sen diyorsun ki bana silah verin. Ya kardeşim bak güldürme kendini. Bir şey yapabiliyorsan yap. Hani ne yapıyorsan kendi başına yap, halkıma örgütlüyorsun. Ne yapıyorsan yap, Ruslara karşı savaşta. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Avrupa Birliği'nden falan medet umma. Umma kardeşim, umma kardeşim. Bak söylüyorum, Avrupa Birliği'nin ipiyle kuyuya inersen ülken elinden gider. Bak darma duman olmuş. Rus askerleri bugün Ukrayna'dan çekilse bile Ukrayna'nın fiziki olarak inşası 50 yıl sürer. Bütün binalar yıkıldı, yollar, altyapılar, köprüler, havalimanları, ülkeyi bitirdi adamlar. Bak bugün çıksa Ruslar 50 yıl sürecek. 50 yılda Ukrayna kendine gelemez bak bugün çıksa. Olay bu. Onun için Avrupa Birliği'ne falan gözünüzü seveyim güvenmeyin. Avrupa Birliği'nin ipiyle sakın kendinizi bir kuyuya falan bırakmayın. Kuyunun dibine gidersin bak. Şu anda Ukrayna'nın durumu gaza getirdiler. Senin neyiz biz? Ağamsın, paşamsın dediler. Adamlar Rusya'ya kafayı tuttular. Şimdi Rusya da geldi girdi. Çat 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 her yere alıyor. Onun için marketti, çarşıdı, pazardı, Ukrayna'ydı, zamdı, gazdı, bu işlere alışacağız artık. Uzun bir zaman hayatımız daha pahalı olacak. Devletlerin yapacağı şu. Bakın bu devletlerin. Sosyal yardımları arttıracaksın. Sosyal devlet izliyorsun ya, kasayı kilitlemişsin parayı. Sosyal yardım arttıracaksın. Çözüm bu. Başka bir yolu, yöntemi yok. İşçi aynı parayı alıyor, emekli aynı parayı alıyor. Ondan sonra da diyorsun ki ben sosyal devletim. Tamam, sosyal devletsin, güzel, iyi, hoş da yani. Emekliye 300, 400, 500 euro para veriyorsun. En düşük emekli maaşı 1500 euro olmak zorunda. Çalışanın en düşük maaşı net 2000 euro olmak zorunda Avrupa'da şu anda. Almanya'da özellikle. Geçinemiyor millet. Vatandaş veriyor 500-600 euro vatandaşa. Adam 25-30 yıl çalışmış, emekli olmuş, alın teri dökmüş. Yok diyor, ben diyor sana bu kadar para veririm diyor. Nasıl geçinecek? Ev kiralarından haberiniz var mı sizin Almanya'da? Köln'de, Berlin'de, Frankfurt'ta, Münih'te. Hadi bakalım büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız lütfen videonun altına yazsın. Ev kiraları ne kadar oldu? Çarşıda, pazarda ya basit ya, kadınlarımız özellikle, hanım izleyicilerimiz yazsın. Evinizi temizlemek için aldığınız deterjanın bugünkü fiyatı ne, geçen yılki fiyatı ne? Bu arada maaşınız ne? Geçen yıl neydi, bu sene ne? Aynı maaşlar ama fiyatlar uçtu. Çarşıya, pazara giden hanımlar özellikle. Onlar yazsın lütfen. Avrupa Birliği diyor ki biz diyor işte insan hakları diyor, bilmem ne diyor, şu bu diyor falan. Sen onları gel benim külahıma anlat, gel. Gel 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 gel. Nedir bu ya? Yağ bulamıyorsunuz be, yağ yağ. Çözeceksin. Çözeceksin kardeşim. Ben hani devleti yönetenler, bakın, ağlama merci değil, sorun çözme mercidir. Bak devleti yönetmek demek. Vatandaş ağlar, para yetmiyor der, o der, bu der, sorun çöz. Sen ağlama makamı değilsin. Bakıyoruz bu Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç bilmem ne, bütün hepsinin başbakanlarına bakıyorum, hepsi ağlıyor. Putin aman bize gelmesin, bak ekonomik kriz, benzin fiyatları arttı falan diye ellerini böyle böyle bekliyorlar. Lan siz ne biçim devlet başkanısınız be? Halktan ne farkınız var? Kasaları kilitlemişsiniz, anahtarı cebinize koymuşsunuz. Halk perişan bir vaziyette, emekli maaşı yetmiyor, işçiden aldığın vergiler yüksek, emekliden aldığın vergi yüksek, esnaf kan ağlıyor. Ne, ben sosyal devletim. Sen kendine devletsin kardeşim, kusura bakmasın kimse de, siz kendinize devletsiniz. Yüzyılda bir meydana gelen koronavirüs de, yüzyılda bir böyle bir pandemi salgın meydana geliyor. Sen bu dönemde vatandaşın yanında olmuyorsun, ben sosyal devletim. Sen sosyal devlet falan değilsin. Almanya'da 5-6 ay önce sel oldu. Bu selde milletin yaraları hala sarılmadı be kardeşim. Sen böyle mi sosyal devletsin? Böyle mi devletsin sen? Lafa gelince işte biz şöyleyiz, böyleyiz. Hadi kardeşim. Hadi çöz.
Hani yağ çözemiyorsun. Ya bak ya. Yağ çözemiyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Ayıp ya. Değerli izleyicilerim, sizden ricam şu: lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin görüşlerinizi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bu arada bizi yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımıza çok önemli bir hatırlatmada bulunacağım. Geçtiğimiz günlerde ben Emekli TV'de sosyal güvenlik uzmanı olan Özgür Kaya ile bir röportaj yapmıştım. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'den emekli olmak isteyen vatandaşlarımıza çok güzel haberlerimiz vardı. Biliyorsunuz bu müjdeyle ilgili olarak Emekli TV'nin danışma hattına, aşağıdaki telefon numarasına, dünyanın dört bir noktasından vatandaşlarımız geriye dönüş yaptı, danışmanlık aldılar ve şu anda pek çoğunun emeklilik işlemleriyle ilgili adımlar atıldı. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'den emekli olmak istiyorsanız aşağıdaki telefon numarasından mutlaka irtibata geçin. Özgür Bey'in Emekli TV izleyicileri için şu anda özel bir çalışması var. Kendisi sadece 120 euroya arkadaşlar danışmanlık veriyor. Tüm durumunuzu çıkartıyor. Eğer emekli olmak isterseniz tüm müracaatlarınızı yapıyor. Emekli maaşı bağlanana kadar tüm takipleri kendisi yapıyor. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır arkadaşlar. Benim kendisinden özel bir ricam oldu. Dedim ki karı koca başvurmak isterse özellikle kadınlara bir indirim yap dedim. Sağ olsun beni kırmadı. Kendisi karı koca başvuran olursa kadınlardan 120 euro almayacak, sadece 60 euro alacak, %50 indirimli. Yani karı koca hizmet almak isterse danışmanlık, sadece 180 euro ödeyecekler. Eğer bir kişi, erkek ya da kadın, sadece kendisi almak isterse 120 euro. Bu fırsatı kaçırmayın. Arkadaşlar aşağıdaki telefon numarasında şu anda Emekli TV'nin görevlileri sizi bekliyor. WhatsApp üzerinden arkadaşlar yazışarak temasa geçiyorsunuz. Onlar sizi Özgür Bey'le görüntülü bir şekilde konuşturuyorlar. Siz bütün sorularınızı soruyorsunuz. Ardından Özgür Bey sizin için bir çalışma yapıyor. Tüm raporları önünüze seriyor. Ardından emekli olmak isterseniz tüm müracaatlarınızı, başvurularınızı Özgür Kaya, sosyal güvenlik uzmanı yapıyor. Aşağıdaki telefon numarası bugün lazım olmasa yarın size lazım olur. Mutlaka bir yere kaydedin arkadaşlar. Bunu sizlerden rica ediyorum. Çünkü Türkiye'de az da olsa her ay maaşınız olacak. Her ay bankaya bir paranız yatacak. Hangi şartlarda emekli olacaksınız, devlete kaç para ödemeniz lazım gibi şartlarla ilgili, kurallarla ilgili tüm çalışmayı Özgür Bey sizin için yapıyor. Eğer size uygunsa emeklilik müracaatımı yapın diyorsunuz. Sizin emeklilik müracaatınızı yapıyor. Unutmayın, sadece 120 euro. Karı koca başvurursa 180 euro. Bu da sizlerin ve Emekli TV izleyicileri için yapılan özel bir uygulama. Kısa bir süre için geçerli, bilginiz olsun. Bu rakama biliyorsunuz Türkiye'de danışmanlık yok. Daha önce pek çok kişinin gurbetçilerimizi dolandırdığını biliyorum. 4-5 bin eurolarını aldığını biliyorum. Hepsinden haberdarız. Zaten ben Özgür Bey'den rica ettim. Dedim ya bak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu konuyla ilgili çok muzdarip, büyük mağduriyetler yaşadılar. Artık biz bu işi çözelim dedim. Sağ olsun kendisi de beni kırmadı. Sadece iki kişinin bir restorana gidip vereceği yemek parasına siz emekliliğinizle ilgili her şeyinizi öğreniyorsunuz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.